Şeytan taşlamak. Sual. Bazıları şeytan taşlamanın aslı olmadığını söylüyorlar. Bu hususta hadis var mıdır? Cevap. Bir şeyin aslı olması için mutlaka hadis-i şerifle bildirilmesi lazım değildir. Dinimizde dört delil vardır. Bunların birisinde varsa başka delil aranmaz. Bütün fıkıh kitaplarında şeytan taşlamanın vacip olduğu bildirilmektedir. Bu hususta birkaç hadisi şerif şöyle. Ya Resulallah, bu taşları şeytana atmaktaki mükafatımız nedir diye sorana buyurdu ki, bunun mükafatını en çok muhtaç olduğun kıyamette Rabbinin katında bulacaksın. İbrahim aleyhisselam hac yapmaya geldiği vakit, ilk cemrede, yani şeytan taşlama yerinde, yolunu kesen şeytana yedi taş attı. Şeytan yere battı. İkinci cemrenin yanında görünce yine yedi taş attı. Şeytan yine yere battı. Üçüncü taşlama yerinde şeytanı tekrar görünce yedi taş atıp onu yerin dibine geçirdi. Resulullah efendimizin şeytan taşlamaya yaya gidip geldiği, Tirmizi'deki hadis-i şerifte bildirilmektedir. Sual Her yıl şeytan taşlanırken izdiham oluyor, insanlar ölüyor. Buna çare olarak Şeytan gece taşlanamaz mı? Başka bir yol bulunamaz mı? Bir tedbir alınamaz mı? Cevap Her türlü tedbir alınabilir. Gecede taş atılabilir. Ancak organize edecek bir güvenliğe ihtiyaç vardır. Sadece bir taraftan girip, öte taraftan çıkılsa, yine gerekli tedbir alınmış olur. Gelenlerle gidenler aynı yolu paylaşınca, izdihama sebep oluyor. Tavafta da tedbir alınmıyor. Kadın erkek hasta sağlam karışık oluyor. Halbuki belli saatlerde kadınlar yine belli saatlerde erkekler ziyaret etse rahat olur. İstanbul'da Hırka-i Şerif'te kadınların saati ayrı, erkeklerin saati ayrıdır. Tavafta da böyle yapabilirler. Şeytana taş atarken yürüyen merdivenler gibi şeritler yapılabilir. Metro, tren, tramvay yapılabilir bir taraftan girip öteki taraftan çıkarlar. Hiç izdiham olmaz. Çözüm istense çare çoktur. Gece de taş atmak caizdir. Dinimizin hükmü tam ilmi halden alınarak aşağıda bildirilmiştir. Mina'da bayram günleri üç gün şeytan taşlanır. Bayramın birinci günü Mina'da Cemre-i Akabe yani büyük şeytan denilen yerde iki buçuk metreden veya daha uzaktan Cemre. Büyük şeytan yerini gösteren duvarın dibine nohut kadar yedi taş atılır. Ertesi sabaha kadar caizse de o gün öğleden önce atmak sünnettir. Bayramın ikinci günü öğle namazından sonra üç ayrı yerde yedişer taş atılır. Mescid-i yakın olandan başlanır. Önce küçük şeytan, sonra orta şeytan ve büyük şeytana yedi taş atılır. Toplam 21 taş eder. Bayramın üçüncü günü de böyle yedişer taş atılır ki hepsi 49 taş olur. Aynen ikinci günkü gibi. Bu taşları öğleden önce atmak mekruhtur. Birinci gün öğleden önce atılır, ikinci ve üçüncü gün öğleden sonra atılır. Üçüncü günü güneş batmadan önce Mina'dan ayrılınır. Dördüncü günde Mina'da kalıp sabahtan güneşin batışına kadar dilediği zaman 21 taş daha atmak müstehaptır. Küçük, orta ve büyük şeytana yedişer taş atılır. Dördüncü günü sabaha kadar Mina'da kalıp da taş atmadan ayrılırsa ceza olarak koyun kesmek gerekir.